Herkese merhaba, ben Doktor Gülşah Soytürk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Covid-19 salgını dünyada halen kontrol altına alınamamıştır. Ülkemiz genelinde yayılmasına önleyici tedbirler alındı ve alınmaya devam edilmektedir. Koronavirüsün yayılmasına önlenmesinde evde kalmak ve teması azaltmak çok önemlidir. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde uzun süren uçak yolculuklarında da olduğu gibi uzun süre oturma pozisyonunda kalma ve hareketsizliğe bağlı olarak derin vent tromboz dediğimiz bacak toplar damarlarında pıhtı gelişebilmektedir. Hareketsizlik ve uzun süreli oturmak baldır kaslarının aktif şekilde çalışmasını engellemektedir. Bunun sonucunda venöz dönüş azalacak ve bu da tromboz dediğimiz toplar damar içerisindeki kanın pıhtılaşmasına neden olacaktır. Derin vent trombozunun klinik bulguları ani başlayan bacak ağrısı, her iki bacak ya da tek bacakta yaygın şişlik, renk değişiklikleri ve sıcaklık artışıdır. Derin vent tromboz geliştikten sonra bazı hastalarda ani ölümlerine neden olabilen pulmoner emboli dediğimiz akciğere pıhtı atması gelişebilmektedir. Derin vent trombozunu önlemek amacıyla evde kaldığımız bu süreçte Doktor Yunus Emre Doğan ile herkesin evinde ya da karantinada uygulayabileceği egzersizleri içeren bir eğitim videosu hazırladık. Birinci egzersizimiz ayak bileği pompalama egzersizi. Sırt üstü yatar pozisyonda dizin altına bir tane yastık koyulur. Böylece ayakların yerle teması önlenir. Ayak parmakları katlanıp gaza basar gibi yapıldıktan sonra hareketin başlandığı pozisyona geri gelinir ve ayak ucu kendine doğru çekilir. Bu egzersiz 1 dakika boyunca ardışık olarak yapılır. Bir bacak bittikten sonra diğer bacağa geçilir. Bu egzersizde bacak ve baldırda bulunan kaslar doğal bir pompa gibi çalıştırılarak toplar damarların içerisindeki kanın kalbe dönüşü kolaylaştırılmış olur. İkinci egzersizimiz ayak bileği iç ve dış rotasyon egzersizi. Kişi diz ve baldır kaslarının altında yastık kalmaya devam ediyorken ayak bileğini saat yönünde döndürür. Bu hareketi üst üste 5 kez toplamda 30 saniyede tamamlayacak şekilde yapar. Hareketi tamamladıktan sonra aynı pozisyondayken bu kez ayak bileğini saat yönünün tersine doğru 5 kez çevirir. Hareketin bitiminden sonra diğer ayakta da aynı egzersizleri aynı sırayla yapar. Bu egzersizlerde topuğun yerle temas etmemesi önemlidir. Böylece ayak bileğine daha fazla bir hareket alanı yaratılmış olur. Üçüncü egzersizimiz oturur pozisyonda topuk yükseltme. Ayak tabanları yere tam olarak temas edecek şekilde sandalyede oturulur. Her iki diz arasındaki açıklık kalça eklemi ile aynı hizada olacak şekilde ayarlanır. Sandalyenin arkasına yaslanmamaya dikkat edilir. Gövde diktir ve baş karşıya bakar. Kişi ayak tabanı yere temas ediyorken topuğunu yukarıya doğru kaldırır. Parmak ucuna yükseldiği noktada 1-2 saniye bekler ve yavaşça tekrar topuk yere temas ettirilir. Bu egzersiz her iki tarafta 10 kez yapılır. Dördüncü egzersizimiz diz ekstansiyonu, quadriceps kontraksiyonu. Sandalyede aynı pozisyonda oturulurken bir bacak yukarı doğru kalça hizasına kadar kaldırılır. Ayak ucunu kişi kendine doğru çeker. Bu pozisyonda 5 saniye kalır. Ayağını tekrar eski haline getirir. Bacağını kaldırıp parmak ucunu kendine doğru çektiği noktada dizin üzerinde bulunan quadriceps kasını da olabildiğince kasmaya çalışır. Bu hareketle o kasların da doğal bir pompa gibi çalışması sağlanmış olur. Her bir taraf için 8 tekrar olacak şekilde yapılır. Son egzersizimiz ayakta topuk yükseltme. Destek almak için sandalye ya da masa kullanılabilir. Gövde diktir ve baş karşıya bakar. Kişi ayaklar yere tam temas ediyorken parmak ucuna yükselir. Bu noktada 1-2 saniye kadar kalır. Tekrar topuğunu yavaşça yere temas ettirir. Bu egzersizi yaparken dizlerin düz olmasına dikkat edilmelidir. Bu hareketi ardışık olarak 10 kez yapar. Videoda gördüğünüz bu egzersizleri günde 2 defa olmak üzere 10'ar kez yapmanızı öneriyoruz.
Bu egzersizlerle birlikte ev içi kısa yürüyüşlerin de kardiyovasküler ve kas iskelet sistemini korunması adına yapılmasını öneriyoruz. Sağlığın ve sağlığımız için Hayat eve sığar. Evde kal Türkiye.